arkadaşlar, yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle alakalı hızlı bir şekilde sizlere bunları özetleyelim. Hem yazım kurallarını hem noktalama işaretlerini sınavlarda en az 4-5 soruyla karşınıza göreceksiniz. Dolayısıyla karşımıza çıktığı zaman ya bu neydi, bu neydi dememek için şimdiden güzel güzel öğrenip pekiştirmek lazım. Ve ben de hızlı bir şekilde sizlere kuralları bir kez daha hatırlatacağım. Zaten bunları bu sınıfa gelince kadar birkaç kez duyduk, öğrendik. Şimdi yazım kurallarında öğreneceğimiz başlıklar bunlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Şimdi saygı sözleri, unvanlar, lakaplar büyük harfle başlar. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanıdır. Paşa Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanıdır. Dolayısıyla unvanlar bu şekilde büyük harfle başlar. Bakın dikkat etseniz unvan diye yazıyor. Ünvan değil. Ünvan diyormuşuz gibi geliyor kulağa ama unvan. Devlet, din, dil ve mezhep adları büyük harfle başlıyor. Gezegen ve yıldız isimleri yine büyük harfle başlıyor. Deniz, nehir, göl, boğaz ve bölünme isimler büyük harfle başlıyor. Yine Süphandağ, Fırat Nehri. Mahalle, meydan, cadde adları büyük harfle. Bakın Taksim Meydanı, Güler Mahallesi derken büyük harf. Kurum, kuruluş adları yine büyük harfle. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu NUN dediğimize kesin işaretle ayrılacağız. Onu da birazdan söyleyeceğiz. Bayram isimleri büyük harfle. Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı. Yapı adları da yine Sivas Kalesi, Kız Kulesi büyük harfle. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle olması lazım. Yani Burcu ablam derken, Burcu eğer gerçekten ablanızsa, Ayşe gerçekten teyzenizse küçük harfle yazıyorsunuz. Özel isimlerden sonra gelen tür adları Van kedisi, Giresun fındığı küçük harfle. İl, ilçe, kıta, köy adları yine küçük harfle başlaması gerektiğini unutmamız gerekiyor. Bitişik yazılan birleşik sözcüklere baktığımızda güneydoğu, kuzeydoğu, güneybatı gibi ara yönler hep bitişik yazılıyor. Birkaç, birçok, hiçbir sözcükleri bitişik yazılıyor. Ama bakın dikkat edin, mesela birazdan göreceğiz. Pek çok ayrı yazılıyor. Kurallı birleşik fiiller alabilirim, yapabilirim, gide dur, işte sevebilir, düşe yazdı, işte süre gelir gibi ifadeler hep kurallı birleşik fiildir ve bunlar bitişik yazılıyor. Ev, hane sözcüğüyle oluşturulan sözcükler hep bitişik yazılıyor. Huzurevi, işte dershane, eczane, hastane, bunlara bitişik yazılıyor. Ses düşmesi ya da türemesi olan bitişik eylemler. Sabır ettim, bakın ı düşmüş. İşte şükrettim, zikrettim, fikrettim. İşte arz ettim ayrı yazılıyor. Başka ne olabilir? Zannettim, affettim. Bunlar hep bitişik yazılıyor. Ama hak etti, terk etti, park etti, mutlu etti. Bunlar hep ayrı yazılıyor. Ayrı yazılan bilinç sözcüklere baktığımızda şey sözcüğü daima ayrı yazılıyor. Her şey, bir şeyi hep ayrı yazıldığını bilmemiz lazım. İkilemeler peş peşe, art arda, el ele, göz göze, diz dize hep ayrı yazılması gerekiyor. Ses düşmesi ya da türemesi olmayan bilinç sözcükler. Az önce söylediğimiz terk etti, hak etti, fark etti, bunlar hep ayrı yazılıyor. Bakın fark ettiği şöyle yazalım ki farkı fark edin diyelim arkadaşlar. Her sözcüğü, herhangi hariç hep ayrı yazılıyor. Her an, her şey, her olay, her gün hep ayrı yazılıyor. Ama herhangi bitişik yazılıyor. Hatta herhangi bir şey yazalım ki şimdiden sınavlarınıza, karşınıza çıkarsa rahat rahat doğru yapın. Bilim ve bilgi sözleriyle kuranlar. Gök bilimi, dil bilgisi mesela. Dil bilgisi mutlaka ayrı yazılıyor arkadaşlar. Mi, ki, d'nin yazımına baktığımızda şunu bilmemiz lazım. D cümleden çıkarılabiliyorsa ayrı. Cümleden çıkarılamıyorsa bitişik yazılıyor. Gel sinirlenme diyebiliyorsun. Gel de sinirlenme diyebiliyorsun. Bu bağlaç sözcük ayrı yazılıyor. Telefonum ev kalmış diyemiyorsun. Telefonum evde kalmış demen gerekiyor. Bitişik yazılması gerekiyor. Bunu da bilmemiz lazım. Kuralımız bu. Atabiliyorsan ayrı, cümleden çıkarabiliyorsan ayrı. Cümleden çıkaramıyorsan bitişik yazılıyor. Burada en çok şuna dikkat edin tabii ki. Söyledikleri hiç de inandırıcı değil dediği zaman burada hiç de yokmuş gibi duruyor ama çok dikkatli bakarsanız burada hiç de demek istiyor. Ama T'yi böyle ünsüz benzeşmesiyle birleştirdiği için gözünüzden kaçabilir. Kaçmasın. Söyledikleri hiç de inandırıcı demesi lazım. Yani cümlenin doğru yazılmışı hiç de olması lazım. Veyahut da bu olayda her iki taraf ta derse hayır. Her iki taraf da hata yaptı demesi lazım. Her iki taraf da hatalıydı diyorsunuz. Mesela böyle bir cümle var. Burada yine yazım yanlışı var. Niye? Çünkü her iki taraf da olması lazım. Her iki taraf da diye ayrılmış olması lazım. Şimdi devam edelim. Ki'ye baktığımızda ki'nin sonrasında lereki getiremiyorsak bu sefer ayrı yazılıyor. Ama lereki getirebiliyorsak bu sefer bitişik yazılıyor. O zaman lereki geliyorsa bitişik. Lereki gelemiyorsa ayrı. Bak, duydumkiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılıyor. Evdekiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bitişik yazılıyor. Tabii ki sanki, oysa ki, halbuki, meğer ki, eğer ki, çünkü gibi şeyler hep bitişik yazılıyor. Orası ayrı. Mi hep ayrı yazılıyor. Neden beni dinlemiyorsun? Beni neden dinlemiyorsun dediğimizde buradaki olumsuzluk iki. Bu sakın karıştırmayın ama Ahmet bize gelecek mi dediğimizde, şirin mi şirin bir çocuk, güzel mi güzel bir ev dediğimizde bu mi hep ayrı yazılıyor. Büyük harfle yapılanlarda şuna dikkat etmemiz lazım, kısaltmalarda. Mesela büyük harfle yapılanlarda
kısaltmanın açıklamasına göre geliyor. Yani TDK'nin, THY'den, TÜBİTAK'ın, NATO'dan diye ayrılmamız gerekiyor. Ama şu kart yapılanlarda okunuşuna göre. Okunuşuna göre. Yani açılımı mesela. Kilogramdan santimetre yi. İngilizce yi dememiz gerekiyor. Burada ise büyük harflerle yapılanlarda okunuşuna göre değil de kısaltılmış haline göre ekleri getiriyoruz. Kısaltılmış haline. TDK'nin diyoruz. Sayıların yazılımına baktığımızda sayılar daima ayrı yazılıyor. 18 yaşına gir dediğimizde 18 ayrı yazılacak. Sıra sayılı rakamla da yazılabilir. İkinci diye de yazabilirsiniz, böyle de yazabilirsiniz. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dediniz ya. 1 inci diyorsunuz. 3 üncü diyorsunuz. 4 üncü diyorsunuz. 5 inci diyorsunuz. 8 inci diyorsunuz. 9 uncu diyorsunuz. Ama... 2'de sonu i ile bittiği için 2 inci değil nc diyorsunuz. 6 i ile bittiği için 6. 7 inci demeniz gerekiyor. Buraya dikkat edin. Morla yazdıklarım sizi zor duruma sokmasın. Üleştirme sayıları sadece yazıyla yazılıyor. İkişer doğru ama ikişer diye böyle yazarsanız skandal. Çekil senetlerde sayılar daima bir şey yazılıyor. Burada şunu da söyleyelim. Sayıların sonuna gelen ekler açısından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dediğimizde. Şimdi 1D diyoruz, 2D diyoruz. 6'da diyoruz, 7'de, 8'de, 9'da. Ama 3, 4, 5'te bir durum var. 3T diyoruz, 4T diyoruz, 5T diyoruz. Çünkü burada ünsüz sertleşmesi var. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi buna dikkat edelim. Tarihlerde 29 Ekim Salı dediğimizde bunları büyük harfle yazmamız lazım. Ama haftaya Salı dersek bu küçük yazılabilir. Veyahut da 12-10-2019 dediğimizde veya 12-Ekim-2019 dediğimizde veya 12-12-2019 dediğimizde bu şekilde yazabiliriz. 1919 yılının Mayıs ayı dediğimizde M'yi büyük yazıyoruz ama geçtiğimiz Mayıs ayı dediğimizde M'yi küçük yazıyoruz. 20 Kasım dediğimizde K'yi tabii ki büyük yazıyoruz sayı olduğu için. Sorular karşımıza nasıl gelecek? Bir parça verecekler ve hangisinin yazımı yanlış edecekler rahat rahat bulacağız. Mesela bir tane soruyu bakalım. 1969 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. Resim yapmaya karikatürist olarak başladım. Çiziklerimi 10 liraya satardım. Dolmuş, Tef, Pardon gibi dergilere. Satardım dergilere. Şurada o zaman şey yok. İlk sergi 1959 yılında Taksim Meydanı'na diyor. Taksim Meydanı'nın M'si büyük olması lazım. Buradaki hatayı şak diye görebiliriz. Özel adı dahil olmayan dergi, gazete adları ise küçük harfle yazılması gerekiyor. Milliyet Gazetesi'nin, Türk Dili Dergisi'nin D'sini küçük yazacağız. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Lira, kuruş, dolar. Özel adlar yerine kullanan o zamiri büyük harfle başlamaz. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanıdır o dediğimizde bu şey. Sadece Allah'ı anlatmak istediğimizde, o her şeyi yaratandır dediğimizde tabii ki o'yu büyük yazacağız. Geldik noktalama işaretlerine. Burası önemli. Mesela bir örnek soru yazalım. Bunu beraber bununla çalışalım. Bu olayda her iki taraf da haksızlığını kanıtlayamadı dediğimizde burada bir yazım yanlışı var. Nasıl? Şimdi dikkat edin. Az önceki taraftayı zaten söylemiştik. Her iki taraf da diye ayrı yazması lazım. Niye? Bu olayda her iki taraf haksızlığını kanıtlayamadı diyemiz. Burada kanıtlayamadı değil de kanıtlayamadı olacak. Bu tarz ünsüz daralmalarına da dikkat edin. Yani mesela yalından yalnız olduğu için veyahut da yanılmaktan yanlış yani yanlış olduğu için bu tarz şeylerin sözlüklerini bol bol sorularla pekiştirmeniz lazım. Bunu ödev olarak verdim o yüzden. Şimdi geldik noktalama işaretlerine. Nokta, noktalı virgül, üç nokta bunların hepsini beraber göreceğiz. Cümlenin sonuna konuyor. İşte en çok zor çıkanı, noktalı virgül, virgülün daha karizmatiği, iki nokta açıklamalardan önce geliyor. Üç nokta bitmemiş cümlelerde kesme işareti, soru işareti, kısa çizgi, ünlem işareti, tırnak işareti bunların hepsini güzel güzel öğrenelim şimdi. Nokta tabii ki cümlenin sonuna gelecek. Bazı kısaltmalardan sonra nokta geliyor. Sayılardan sonra sıra bildirmek için gelebiliyor. Tarihlerin yazımına geliyor. Saatlerin yazımına geliyor. Saatlerin yazımı kısmına dikkat edin. Şöyle hatta bunu dijital saat örneği üzerine gösterelim. 12.30 böyle yazmış ya. Normalde siz dijital saate baktığınızda 12.30 şöyle gözüküyor değil mi? Siz de ister istemez hocam 12.30 böyle yazılmaz mı diyorsunuz. 12.30 yazılır diyorsunuz. Skandal! Sakın böyle bir şey yapmayın. 12.30 öyle saatte gözükse bile sizin yazmanız gereken şekil budur. Bunu da iyi bilin arkadaşlar. Virgüle baktığımızda en fazla buradan soru gelir. Bunu yazalım. En fazla soru burada. Bunu da bilelim. En fazla soru burada. Eş görevli kelimelerin arasında virgül kullanıyoruz. Ağaçlar, dereler, dağlar, bayırlar. Sıralı cümleleri ayırırken kullanıyoruz. Ara sözlerin başına ve sonuna kullanıyoruz. Annem en değerli varlığındır. Annem sağdaki.
en değerli varlığındır derken kullanabiliyoruz. Redde kabul bildiren, evet, hayır, yok gibi sözcüklerden sonra peki öyle olsun dediğimizde virgül kullanabiliyoruz. Cümlede ard arda gelen zarf ile yanlış kelimelerden sonra hızla gelip eşyalarını toplayarak yola çıktı bak. Hızla gelip dediğince sadece hızla gelip yola çıktı dese buraya virgül koymaz ama hızla gelip eşyalarını toplayarak bak birinci zarf fiil, bu da ikinci zarf fiil, o yüzden kullanıyoruz. Nerelerde kullanılara bakalım. Yüklemden uzak düşen özden sonra. Ali dün arkadaşlarıyla beraber toplandıktan sonra dışarı çık gitti dese Ali ile özden arasında çok büyük uzaklık var. O yüzden burada virgül kullanmamız lazım. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra yine virgül kullanıyoruz. Erken çıkacağım dedi. Anlam karışıklığı önemli için. Nazlı ablama çok benziyor mu? Yoksa Nazlı ablama çok benziyor mu? Hitap ifadelerden sonra. Efendiler yarın cümleti ilan edeceğiz derken. Anlam pekiştirmek için akşam, yine akşam, yine akşam diyor Ahmet Arşın. Peki virgül nerelerde kullanılmaz? Soru buradan gelir arkadaşlar. O yüzden bu kısma da hemen vurgu yapmak istiyorum. Bağlaçlardan önce veya sonra virgül kullanılmaz. Akşam ben de gelirim ama buraya virgül veya buraya virgül kullanılmaz. Mığmi ekinden sonra. Ali acıktı mı? Göz hiçbir şey görmez. Burada virgül olmaz. Şart ekinden sonra. Birini görecek olsa hemen onun yanına giderdi derken olsadan sonra gelmez. Mesela çalışırsanız virgül kazanırsınız dediğiniz zaman skandal oluyor. Niye? Böyle bir şey yok. Asla kullanılmaması lazım. Burada şu da çok önemli arkadaşlar. Mesela içeri girip çıkıyor. Mesela içeri girip yerine otur dediniz ya. Burada da asla virgül kullanılmayacağını az önce söyledik. Ama şurada virgül olmaz. Niye? Çünkü bir tane zarf fiil. Ama içeri girip, yerine oturup, kitaplarını çıkarıp, masada derse başladı dese o zaman aralara virgül koyabilirsiniz. Noktalı virgül, virgülün daha karizmatik. Bunu her zaman aynı örneğe veriyorum. Bir kez daha vereceğim. 2 artı 2 dediğimizde, sonra bir 3 artı 3 yaptığımızda, bunlar parantez. Tamam, yan yana. Bunu bir de böyle köşeli paranteze alıyoruz. Bu ne demek? Ben senden daha karizmatik parantez daha buldum yani. Ondan sonra devam ediyoruz. Burada şu anlama gelmiyor mu bu? Yani bu parantezden daha karizmatik bu parantezdir diyoruz. İşte virgülün de daha karizmatiğine biz noktalı virgül diyoruz. O zaman noktalı virgül, virgülden daha büyük, daha karizmatik virgül. Virgülle ayrılmış türüye takımları birbirinden ayrılırken yani zaten virgül ayrılmış. Mila, kız çocuklara Mila, Yaz, Güneş. Erkek çocuklara Eymen, Alparslan, Kerem adları verir. Daha da ayırmak istiyorum. O zaman burada noktalı virgül koyacağız. Öğeler arasında virgül bulunan cümleleri birbirinden ayırırken. At ölür, virgül. Meydan kalır, virgül. Yiğit ölür, virgül. Şan kalır, virgül. Olmaz. At ölür, meydan kalır, noktalı virgül. Yiğit ölür, şan kalır diye ayırmamız gerekiyor. İkiden fazla eşdeğer öğeler arasında virgül bulunan cümlelerde özden sonra. Yeni usul romanımız zevksiz, acemice, köksüz görünüyor dediğimizde özneyi ayırmamız lazım. Veyahut da şöyle düşünün mesela. Can, Ali, Cem, Emre ve işte kim olsun? Ece'yi çağırdı. Şimdi tamam güzel çağırsın sıkıntı yok da. Kim çağırdı? Şimdi Can, Ali, Cem ne diyorsun ya? Can noktalı virgül. Ali, Cem, Emre ve Ece'yi çağırdı deyince ha Can özne olduğu için daha karizmatik. Ona da daha karizmatik bir virgül kullanalım diyoruz. Yani noktalı virgül. İki noktaya baktığımızda kendisiyle ilgili örnek verecek cümlelerin sonuna tabii ki iki nokta koyuyoruz. Bir toplumu üç değer ayakta tutar. Sevgi, güven ve saygı. Buradaki S'yi küçük yazabiliriz bu arada. Burada sıkıntı yok. Üç değer dediği için buraya nokta koyduk. Ama toplum birçok değer ayakta tutar deseydi buraya üç nokta gelirdi. Ama üç değer dediği için nokta geldi. Özel isim şey iki noktadan sonra İlla ki büyük harfle başlayacak diye bir şey yok. Küçük harfle başlayabilir. Yani özel isim varsa, bir cümle varsa bak meclis katiplerindenin bir cümle. O zaman büyük harf başlar. Eğer bir şey varsa, özel isim varsa büyük harfle. Ancak özel isim yoksa, cins isim varsa küçük harfle yazabiliriz. Pardon, şuradan atamayalım. Kendisiyle ilgili açıklama verecek cümlenin sonunda edebi eserlerde konuşma bölümündeki ifadeden önce tabii ki önceki ifadenin sonuna yine iki nokta koyabiliyoruz. Burada tekrar söylüyorum. İki noktadan sonra küçük harf gelebilir. Yani orada çok şey vardı dediğimizde iki nokta koydunuz. Mesela kitap, bak küçük harfle başladım. Kalem, silgi. Çok şey dediği için buraya üç nokta koyuyoruz. Ama orada iki kişi vardı dediniz. Tamam, şimdi iki nokta üstüne koyduk. Bir kere kişi olacak, insan olacak. Ali dedi. A'yı büyük yazacaksınız tabii ki. Ve Cem dediniz. Tamam. İki dediği için de buraya nokta koyacağız. Aradaki farkı anladınız mı? Eğer cansız varlık olacak küçük harfle başlıyor. Özel isim olursa büyük harfle başlıyor. Eğer iki diye sayısını verirse nokta oluyor. İkisini saydığı için. Çok şey derse devam ettiği için üç nokta oluyor. Diyoruz da geldik üç noktaya. Tamamlanmamış cümlelerin sonunda. Evli evine, köylü köyüne. Açıkça yazılmak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerinde. Doktor nokta noktaya yaklaştı dediğimizde üç nokta kullanıyoruz. Kesme işareti özel adlara iyilik, durum ve bildirmekleri getirirken. Sakarya Savaşı'nın dediğimizde kesme işareti kullanıyoruz. Ama şuna dikkat edin.
yapmak almış sözcüklerde, özel isimlerde kesme işareti olmaz. Yani Ankara'dan diye ayırabilirsiniz. Ama Ankaralı diye ayırdığınız zaman bir skandala imza atmış olursunuz. O yüzden burada Ankaralılardan diye devam etmeniz lazım. Burası cümlenin doğru hali diyebiliriz. Kısaltmalara getiren ekleri ayırırken yine bu kesme işaretini kullanıyoruz. TBMM'nin, TDK'nin. Sayılara getiren ekleri ayırırken 1919'da dediğimizde veya 1935'te dediğimizde ayırıyoruz. Seslerin ölçü ve söyleniş gereği düşüğünü gösterirken de yine kesme işareti kullanılması lazım. Güzelliğin 10 para etmez değil de 10 para etmez diyoruz. Soru işareti nerelerde kullanılır? Buna da dikkat edelim. Burada esas sizin karşınıza çıkacak olan şey Türkçe'nin yazarken sakın bunu kesmeli ayırmayın. Bunun doğru yazılmış hali, bakın şuraya kesme işaretiyle ayrılmış hali şudur. Bu yanlış, bu doğru hali. Yani kesme işaretiyle ayrılmıyor. Niye? Çünkü yapım eki almış. Çekim eki alırsa kesme işaretiyle ayrılır. Ama yapım eki alırsa kesme işaretiyle ayrılmaz. Soru işaretine baktığımızda tabii ki soru işaretini tabii ki nerelerde kullanırız? Akıllı olduğumuz için bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp olduğu için her yerde kullanacağız. Soru eki veya soru çözü içeren cümle veya sözlerin sonunda soru işareti kullanılabiliyor. Şüphele karşılanan yerlerde, tarihlerde soru işareti kullanılabiliyor. Ünlem duyguları anlatan ifade veya cümlelerin sonunda eyvah her yer kirlenmiş. Seslenme hitap uyarı ve sözlerinden sonra yine tabii ki Atatürk'ün dediği gibi ey Türk gençliği deyip kullanabiliyoruz. Gerçekten çok güzel attım, kendinden tebrik ediyorum. Kısa çizgiye baktığımızda ara sözlerin başında ve sonunda annem en değerli varlığımdır. Hani az önce virgülle yaptığımız şey bu sefer kısa çizgiyle yapabiliyoruz. Kelime eklerini ve köklerini gövdelerini ayırırken, fiil kök ve gövdelerini göstermek için aralarında V ile Aydın ve İzmir yolu 10-15 derken bu tarz yerlerde de kısa çizgi kullanabiliyoruz. Virgül ve kısa çizgi birbirine kullanılabilir. Küçük bir sürü, dört inekli birkaç koyun, köye giren yolun ağzında durmuştu diyebiliyoruz. Yani bakın burada virgül de kullanabiliriz, kısa çizgi kullanabiliriz ara sözde. Nokta ve ek çizgi tarihlerin yazılımı birbirine kullanabiliriz. 17.05.2019'da diyebiliriz, 17.05.2019'da diyebiliriz. Tırnak işareti başka bir kimseden olduğu gibi aktarılan sözlerde Mustafa Kemal vatanını en çok seven görevini en iyi yapandırdır derken Atatürk'ün sözünü direkt almışız. Burada tabii ki tırnak işareti var. Cümle içinde eserlerin adını yazarken bu hafta yaş 35 yaş genişleyeceğim derken kullanabiliyoruz. Soru karşımıza nasıl gelecek? 1. Noktalama işaretleri hangisi yerinde kullanılmamıştır der. Hangisi noktalama işaretleri sırasıyla gelecekler? Burada tabii ki taktiğimiz net bir şekilde belli. Dikkatli bir şekilde okuyup buradan seçeneklerine gidebilirsiniz. Mesela ilkini bulamadınız, ikinciye ne geleceğini bulup seçeneklerde eleme yöntemine gidebilirsiniz. Mesela numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama işareti yerine kullanılmamıştır diyor. Televizyon programlarında sunucuların göz önünde bulundurması gereken kurallar vardır. Nokta. Tamam. İşte bunlardan birkaçı. İki nokta üstte. Anladım, tamam, hı, ha, evet gibi sözlerle konuşmanın sözünü kesmeniz. Nokta. Niye burada A'yı büyük yazdı? Sıkıntı yok cümle olduğu için. Anladımdan sonra da virgül var. Çünkü sunucunun gereksiz yere söze karışması konuşmacının dikkatini dağıtabilir. Sunucunun soracağı soruların konuşmacıyı konuşmaya çekecek nitelikte olması gerekir. Şimdi buraya niye noktalı virgül koydun ki? O kadar abartmana gerek yok. Sadece virgül koysan olur. Görüşmeye zamanın kalmadığını belirterek bitirerek geçerli nitelmiş bir önlemdir artık. Bunda yine doğru. O yüzden doğru cevabımız Denizli seçeneği diyebiliriz. Başka bir soruya bakalım. Hangisi gelecektir şeklinde uzun bir soru. Giderek sevgisizleşen çevremize duyguların fast food mutfağından çıkışına bayılıyorum. Bakıyorum pardon. Bakıyorum nokta. Her konuda acelemiz var. Öylesine acelemiz var ki yaşamaya zaman kalmıyor. Gülüşlerimizle, beklentilerimizle bir örnek. Neye örnek? İnsan olmaya, virgül. Her şey bir insanı sevmekle başlar, nokta. Sözünü anımsamaya ayıracak bir sahnemiz bile yok. Ya da Gülten Akın dediği gibi, ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Burada da yine ünlem işareti koyabiliriz. O zaman sonu Ceyhan'da olduğu gibi 3 noktayla bitemez. B'de olduğu gibi ünlemle bitebilir. D'de olduğu gibi ünlemle bitebilir. Noktaları da eledik. Geçtik buraya. Nerede? Mesela nokta oldu. Tamam. Burada da nokta oldu. Geçenlerde bir örnek. Şuraya da nokta koyduk. İnsan olmuyor. Virgül. Tamam. Nokta. O zaman cevabımız Denizli diyebiliriz. Burada 3 nokta koymuş. Bakalım 3 nokta olabiliyor mu? Gülüşlerimize, beklentilerimize bir örnek. 3 nokta olmuyor. O yüzden cevabımız tabii ki net bir şekilde Denizli diyebiliriz. Ödevlerimizi verdik. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.